Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisidir. Uluslararası bir havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Ve hakikaten şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi olarak maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcu taşıyarak esasında Türkiye'nin en büyük 6 havalimanından birisi olmuştur bir zamanlar. Yine de öyledir. Turizm sezon açılmasıyla bu gerçek ortaya çıkacaktır. Tabii ki büyük uçakların havalimanımızı kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Trabzon Havalimanı, yeni havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Ve rentable, feasible bir projedir. Yeni bir havalimanı yapılması. Trabzon'un bölgesine katkı sağlayacak, Trabzon ekonomisine, ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir. Bu manada Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na ve en başta tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, minnettarız. Şimdi bununla ilgili olarak biz mevcut havalimanı kullanımı devam edecek. Herhangi bir ulaşımda, hava ulaşımda bir aksamaya neden olmayacak şekilde yeni havalimanını mevcut havalimanı kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde bir planlama içerisindeyiz. Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine bir lojistik merkez olarak değerlendirebilme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır. İlerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Ama yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap işlet devlet gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanının yap işlet devlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zannedersem 1-2 ay içerisinde bu netleşecek ve bununla ilgili olarak da adımlarımızı atmış olacağız. Nasıl Trabzonspor tesisleri var? Tabii ki kamulaştırılacak. Oralar kamulaştırılacak ve o şekilde dolguyla beraber olacak. Mevcut alan zaten yeterli olmayacaktır. Burada biz muhtemelen öne doğru bir genişleme olacak ve Trabzonspor tesisleri de kamulaştırma sahası içerisinde gözüküyor.